bir tepenin üstüne anıt bir eser yaz, yapılacakmış diye geldi bir gazeteci sordu. Hocam siz ne diyorsunuz? Görüşünüzü alabilir miyim? O tepenin kendisi Allah'ın anıtı, anıtın üstüne anıt olmaz demiştim. Ve ayrıca da demiştim ki, Mescitlerin şahı Kabe'dir. Kabe'yi tepenin üstüne yapmayı bilmemiş mi İbrahim de getirmiş çukurun ortasına koymuş. Bunun hiç mi mesajı yok dedim. Hiç mi almadılar? Hiç mi duymadılar? Hiç mi görmediler? niye görmezler? Nedir bu mesaj? Allah için yapılan her şey tevazu ile yapılmalı. İnsanın "Ya Rabbi sana kulluktan acizim." mesajını içermeli. Tevazu taşımayan hiçbir mabet ibadet edilmeye değmez. Edilmemeli de. Çünkü yeryüzü zaten mescit kılınmış. Yani ruhuna aykırı. Ruhunu öldürmüşsün, cesedine tapıyorsun. Mimari şu anda gerçekten de içler acısı. Bir koleksiyon yaptım. Yani nasıl çılgınlaşılır mimaride? Allah nasip eder de Siretül Kur'an dersleri yeniden başlarsa Onları her ders vereceğim. Çarpık yapılaşma, çarpık mimariyi de nirvana'yı bu topraklarda görürsünüz. Yani artık Hindistan'da falan değil. Nirvana Hindistan'ın bir zirvesi. Evet. Ama hayır, artık bu topraklara geldi nirvana. Dolayısıyla bu topraklarda görürsünüz. Niye insanımız böylesine zihni çarpılmış, şeytan çarpmış gibi mimariyi yapıyor? Çünkü tek belirleyici rant. Tek belirleyici ama. Toprağa saygısı yok, tarihe saygısı yok, başkalarına saygısı yok, kamu bilinci yok, kamuya saygısı yok, topluma saygısı yok, evet. Allah'a saygısı yok, kendine saygısı yok, dinine, imanına saygısı yok, kitabına saygısı yok. Okumadı ki bilsin. Biraz önce söylediğim işte. Kabe'ye hiç öyle bakmadı ki yani. Kabe yeryüzünün en sade yapısıdır, en tantanasız yapısıdır. Böyle bir motivasyondan, kötülükten başka hiçbir şey çıkmaz. Çıkmıyor zaten. Çıkmıyor.